Akakçe'den herkese merhaba. Bugün sizlere en popüler Türk kahve makinelerinden bir tanesi olan Arzum Minio modelinden bahsedeceğiz. Şimdi Arzum Minio en çok tercih edilen en popüler ürünlerden bir tanesi. Biz bu ürünü nasıl aldık, neye göre tercih ettik? Sizler kahve makinesi almadan önce nelere dikkat etmelisiniz? Birazcık bunlardan bahsedeceğim. Şimdi biz bu ürünü aldığımızda Akakçe'deki en uygun fiyatından aldık. Buraya da zaten deniz fiyatını paylaşacak sizlerle, bizim aldığımız dönemdeki fiyatını. Sizler de almadan önce Akakçe'ye girerek muhakkak fiyatlarını bir kontrol edin. Hepsinin farklı renkleri mevcut. Birden fazla rengi mevcut. Dolayısıyla rengine göre de bir fiyat değişikliği oluyor. Ürününün sayfasında her rengin ve bu renge uygun olarak fiyatlarını görebilirsiniz. Şimdi Arzum'un bu modelinin en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi tasarımı. Onu söyleyeyim. Diğer modellere göre daha minimal, daha böyle zarif bir tasarımı var. Şöyle göstereyim. Deniz gözüküyor mu bilmiyorum ama. Gözüküyor mu? Şöyle göstereyim. Biraz daha minimal. Zaten tasarım ödüllü bir ürün değil mi bu, yanlış bilmiyorsam? Evet. Mutfağınıza koyacağınız bir aksesuar da olduğu için bir nevi, hani görsellik tabii ki önemli. Plastiği oldukça güzel, hani böyle uyduruk değil. Cezve kısmı geniş, 4 bardağa kadar kahve yapabiliyor. İki taraftan da böyle akıtabileceğiniz bir alanı mevcut. Alttan bu şekilde bir elektrik girişi var. Hani arkadan veya yandan değil. Burada bir taşma önleyici sistem var. Bu makinelerin hepsinde, profesyonel olarak kahve makinelerinde, Türk kahve makinelerinde taşma önleyici sistem mevcut. Pişirme özelliği var. Dolayısıyla siz normal klasik cezvede kahve yaparken biliyorsunuz ocağın başında beklemek zorundasınız ki taşıp taşmadığını kontrol edesiniz. Bunlar size ışıklı ve sesli olarak bildirim yapıyorlar. Onu da söyleyeyim. Yine tek tuşla çalışıyor. Burada bir tuşumuz var. Dokumatik gibi duruyor ama dokumatik değil. Biraz böyle bastırmanız gerekiyor. Tuş hissiyatını çok beğenmedim. Hani beğenmediğim kısımla alakalı onu söyleyebilirim. Onun dışında görsel olarak çok hoş, minimal, böyle dolaba kaldırabileceğiniz bir ürün. Şimdi bu Türk kahve makineleriyle alakalı Akakçe'deki sayfasında birçok detayı görebilirsiniz. Ama en çok neye dikkat etmeniz lazım? 1. Renk seçenekleri ve o renklere göre olan fiyatlar. Çünkü biliyorsunuz popüler renklerde fiyatlar biraz daha değişiyor. Bunun dışında ürünün hemen biraz aşağı sayfada, şimdi Deniz zaten size gösterecek, 6 aylık bir fiyat grafiğimiz var. Son 6 ayda bu ürünün fiyatı ne kadar değişmiş? En pahalı veya en ucuz durumları neler? Bunlara bakın. Alacağınız dönemde eğer çok pahalıysa bence biraz bekleyin. Çünkü diğer videolarda da bahsettim. Türk kahve makinesi böyle çok fazla aciliyet olan bir ürün değil diye düşünüyorum. Hani hemen bugün almam gerekiyor diye. Dolayısıyla önümüzde bulunan kampanya dönemlerini muhakkak takip edin ve daha uygun fiyatı almanızı tavsiye ederim. Ama Arzum'un bu modeli muadil diğer markaların popüler kahve makinelerine kıyasla daha uygun bir fiyatta. Onu söyleyeyim. Yani diğer modellerden daha ucuz. Daha tercih edilebilir seviyede bu ürün. Ama tercihinizi yaparken kahveyi ne kadar tükettiğinize, günlük hayatınızda veya misafirlerinize, şu an misafir kabul edemiyoruz belki evlerimize ama inşallah bu dönemden sonra daha fazla misafir gelecek. Ne kadar fazla kahve yaptığınıza göre değişir. Mesela Deniz, sen günde ne kadar kahve içiyorsundur? Bir bardak Türk kahvesi içiyorsun. Aynen. Ha? Ben günde bir tane bile içmiyorum mesela. Bu makineyi mi tercih etmek lazım, yoksa böyle elektrikli cezveleri mi, yoksa klasik cezveleri mi? Mesela sizin evde var mı makine? Yok. Hissediyor musun şeyini, eksikliğini? Yok, hayır, hissetmiyorum. Yani ofiste içiyorum içersem zaten. Şunu söyleyeyim, mesela bunlar ne anlam güzel biliyor musun? Böyle annelere alınabilecek veya bir eve ev hediyesi alınabilecek çok güzel bir şey bence. Benim çok hayatımı kurtardı. Yeni evli bir çifte ev ziyaretine giderken, İşte bir hediye alınacağı zaman ne alacağım diye. Yani bir Türk kahve makinesi eğer yoksa fiyatına göre takip ederek alınabilir. Bunu bu açıdan tavsiye edebilirim. Ama dediğim gibi çok elzem değil, günlük hayatınızda bizim gibi çok kullanmıyorsanız daha uygun fiyatlı klasik veya elektrikli cezveleri de tercih edebilirsiniz. Ama profesyonel anlamda daha hızlı kahve yapan bu kalitede bir ürün tercih ediyorsanız Arzum'un bu modeli de fiyat olarak diğerlerine göre çok uygun. Bunu söyleyebilirim. Bunun dışında dediğim gibi ürünün kendi sayfasında piyasa fiyatları alanı mevcut. Piyasa fiyatlarında da ürünün AVM'lerde bildiğimiz zincir mağazalardaki fiyatlarını görebilirsiniz ve karşılaştırabilirsiniz. Hani ben gideceğim anlattın ama bir elimle dokunayım, plastiğine bakayım, görsel olarak daha
yakından bir temas edeyim derseniz mağazalara da gidip bakabilirsiniz. Onların fiyatlarını siz gitmeden biz size tek bir sayfada sunuyoruz. Dolayısıyla ürünün Akakça sayfasına girerseniz 6 aylık fiyatını, renklerine göre fiyatlarını, AVM markalarındaki fiyatlarını, broşürlerdeki fiyatlarını hepsini tek bir alanda görebilirsiniz. Ve en uygun olanını tercih edebilirsiniz. Benim bu makineyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Benzeri markaların diğer ürünlerinin de videolarını ve toplu olarak çektiğimiz videoları da yine Akakça'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.